Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili gençler, dalgaların son soru çözüm videosu. Dalgalar soru çözüm videosu 4, ses ve deprem dalgaları. Bu videodan sonra 25 adet bir soru çözüm videosu gelecek. 25 adetlik soru çözüm videosu. O videoda da arkadaşlar sizlere dalgaların son durağını yapacağız. Bugün 20 adet sorumuz var. Muhakkak konu anlatım videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım. Aşağıda bizim bir PDF'imiz var. Sorularımızın test hali. Göz gezdirmenizi rica ediyorum. Haydi gelin başlayalım. X bölmesinde üretilen ses gaz ortamından geçerek T süre sonra Y ortamına ulaşmaktadır. Bu sürenin küçülmesi için hızın artması lazım. Sıcaklık ile hız yani sürat doğru orantılı. E Tabii ki de uzaklığı azaltırsam mesafe azaldığı için sürem azalacaktır. Arkadaşlar sesin sürati en çok katılarda, sonra sıvılarda, en son gazlarda olur. Sıvıyla doldurmakta tabii ki de sıvının sürati gazdan büyük olduğu için olabilir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Buna göre KVT dalgaları için niceliklerinden hangileri birbirine eşittir diyor. Bakalım aynı ortam dediği için yayılma hızları birbirlerine eşittir. Genlik denge konumunu olan maksimum uzaklık yani birer birim genlikleri de eşittir. Frekans eşit sürede oluşturulan dalga sayısı. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Demek ki K'nin frekansı L'nin frekansından daha büyüktür. 1 ve 3 değişikliği sorumuzun doğru cevabıdır. Çekir 1, şekil 2 ve çekil 3'te özdeş kaplar demir 20 derecede ve 50 derecedeki su ile doluymuş. Bakalım. Bu ortamların o noktalarına bir tokmak yardımıyla vurulduğunda oluşan ses dalgalarının en tepeye ulaşma süreleri. Arkadaşlar demir de en hızlı olduğum için K en küçük olacak. İkisi de su ama sıcaklık arttığında süratim artacağından o zaman M ikinci süratli L en yavaş yani süresi en büyük olan. O da B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin farklı sıcaklıklarda sesi iletme hızları verilmiştir. Buna göre tablodaki değerler kullanılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Sesin iletildiği ortam su demir ikisi de aynı sıcaklık arttıkça artar. Doğru. Sesin sudaki maksimum hızı 2200'dür diyor. Arkadaşlar bunu nereden bileceğim ki ben? Sesin demirdeki hızı havadaki hızının 10 katıdır diyor. Aynı derece 100, 100, 5300, 386'nın 10 katı mı? Bence değil arkadaşlar. Yalnız bir A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre Berke'nin öğretmeninin sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Berke'nin sorduğu bir soru üzerine öğretmeni uzaktan havai fişek gösterisini izleyen bir gözlemci aynı anda meydana gelmelerine rağmen patlama sesini patlamanın görülmesinden belli bir süre sonra duyar. Demek ki burada arkadaşlar ışığın ve sesin havadaki yayılma hızlarını mı yani bir hızına bakacağız. B şıkkı yansıma ile hiçbir alakası yok. Ses veya ışığın farklı ortamlardaki hızlarını karşılaştıran diyor. Bakın, aynı anda meydana giriyor. Bu da olmaz. Havadaki yayılmaz olacaktır Işık hızı. Tabii ki de sesin hızından daha büyüktür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Tabloda insan, Yunus ve köpeğin duyabilecekleri ve üretebilecekleri seslerin frekans aralığı verilmiş. İnsanların duyamadığı bazı sesleri bakalım. Yunuslar duyabilir diyor. Arkadaşlar şimdi İşitme aralığı insanların bu kadar. E, yunuslar buradan sonrasını insanlar duymaz, yunuslar duyar olabilir. Köpeklerin ses üretme kapasiteleri yunuslara göre daha azdır. Bakalım bu kadar yunusların daha fazla. Bu da doğru. Yunusla, yunuslar hiçbir zaman insanı duyamaz diyor. Arkadaşlar insan bak şu aralıkta yunusların duyabileceği aralık insanların da sesi üretme aralığı bu ifadem yanlış. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Aynı ortamda bulunan özdeş KLM kaplarına şekilde gösterilen miktarlarda su vardır. Kaplarında Bir topmak ile kaplara eşit şiddetle vurularak ses üretiliyor. Arkadaşlar vurulduğunda su miktarı ile frekans ters orantılı. O yüzden M büyüktür, L büyüktür, K. M'den çıkan sesin frekansı en büyük olduğu için... En ince olacaktır. K'nin de frekansı en küçüktür. Doğru. K'deki hızı daha büyüktür diyor. Su ve sıcaklıkları aynı. Bence bu ifade yanlış. Eşit olması lazım. 2 ve 3D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Aynı ortamda yayılan demiş. Hemen A ve B ses dalgalarının süratlerinin eşit olduğunu yazmam lazım. Arkadaşlar o yüzden ikinci öncü daha yavaş yayılır diyor. Aynı hızda ikisi de eşit hızda yayılır. Yani aynı zamanda yayılır. Şimdi birim zamanda oluşturulan dalga sayısına frekans diyorum. B'de daha fazla oluştuğu için B'nin frekansı A'dan büyük. O yüzden A daha kalın. Frekans küçükse ses daha kalın. Yani pes çıkardı. Şiddet ise genlikti. Denge konumuna olan maksimum uzaklığa genlik dediğim için AB'den daha genlikli daha şiddetli olacak. Üçüncü öncülümde ne yazık ki yanlış. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Her enstrümanın kendine özgü karakteri bulunmaktadır. Bazılarını seslerine göre kalın, ince, yumuşak gibi sıfatlar ile kategorize edip ayırabiliriz. Mesela gitar sesinin ne kadar kalın olduğunu duyabiliyoruz ama değer veremiyoruz. Değer verebilmemiz için enstrümanların frekans aralıklarını bilmemiz gerekiyor. Aşağıdaki tabloda müzik aletlerinin çıkarılabildikleri çıkarabildikleri seslerin frekans aralıkları verilmiş. En tiz frekansı en yüksek olan, en pes frekansı en az olan. O zaman en tiz yani en yüksek piyano en tiz olan, en az da arkadaşlar piyano. O yüzden E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Tellerli müzik enstrümanları çalan müzisyenlerin bir eli teller üzerinde hareket ederken diğer eli telleri titreştirir. Bu sayede enstrümandan farklı frekans değerine sahip sesler elde edilir gençler. Müzisyenin eli enstrümanı çalarken diğer elinden ne kadar uzaksa oluşan ses o kadar pes kalın. Ne kadar yakınsa oluşan ses o kadar tiz olur. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Kar yağarken kalabalık trafik gürültüsünün azalması sesin soğurulmasından kaynaklanır. Kapalı spor salonlarındaki yerdeki parkeye çarpan topun sesinin oldukça fazla duyulması tabii ki de yansımasındandır. Yüksek düşey bir duvarın karşısında şiddetli ses çıkaran birisinin kendi sesini duyması da yankıdır. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. 3'ten başlamak istiyorum. Ben aynı notaları çalan Müzik aletlerini görmesem de seslerin hangi aletlerden geldiğini anlarım. Demek ki bu sesin tınısı. Sahnedeki müzisyen bazen sesini kalınlaştırarak bazen de incelterek şarkı söylüyor. Yükseklik yani frekans. Hava alanındayım. Uçak kalkıyor. Çok gürültü var. Senin sesini tam duyamıyorum. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Dalgalar eşit sürede üretildiklerine göre diyor. K'de kaç tane üretilmiş? 1,5. L'de 1, 2, 3. M'de de 1,5. O zaman frekansı en fazla olan yani yüksekliği en fazla olan L'dir. Peki en kalın M midir? Hayır. K ile M'nin frekansları aynı. İkisi de aynı olacak. K ve L'nin taşıdığı enerjiler genliğe bakar. Genlik neydi gençler? Denge konumuna olan düşe uzaklık. K'nin bir, L'nin 1, M'nin 2. O zaman ikinci, üçüncü öncülümde doğru, dördüncü öncülümde doğrudur. Çünkü şiddet genlik demektir. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir hoparlörden yayılan sesi K, L, M gözlemcileri belirtilen noktalardan dinliyor. Öncelikle arkadaşlar kaynak aynı olduğu için frekansları eşittir. Tabii ki de en öndekinin şiddeti daha fazladır. Ki zaten frekansla şiddeti ya da diğer adı yükseklikle sesin şiddetini karşılaştırmak çok güzel sorulardır. Öncelikle evet hızları eşit, aynı ortamdalar ama şiddeti M daha büyük. Şiddetleri ve frekansları eşit diyor. Şiddet eşit değil arkadaşlar. Frekanslar eşit. Yükseklik zaten frekans demekti. Birazcık kelime oyunu yapmış. Bu tarz bir soru karşımıza sınavda gelebilir. Geldik depremle ilgili. Deprem bilimi sismolojidir. Deprem büyüklüğünü ölçen araç sismograftır. Deprem mekanik dalgadır. Deprem şiddet etkilerinin ölçüsüdür. Yani depremin şiddeti aslında etkilerinin ölçüsü oluyor arkadaşlar. Burada yani C yapacağız burayı. D Richter ölçeğini söylememiş. O sismografın yani o depremin ölçen aletin arkadaşlar ölçüm ölçeklendirilmesine Richter ölçeği diyoruz. Richter ölçene göre her bir birim artış yeryüzündeki sarsıntının 10 kat artışına denk gelir. Yer kabuğunda meydana gelen nokta nokta adı verilen kırıklarda oluşan tabii ki de fay. Enerji boşalmasıyla, fay adı verilen kırıklarda oluşan enerji boşalmasıyla titreşimler oluşur. Bu nedenle yeryüzeyi sarsılır ve depremler meydana gelir. Bazıları enini enine, bazıları boyuna olan deprem dalgaları mekanik dalgalardır. Deprem sonucu oluşan çatlak ve kırıklar depremin büyüklüğü hakkında mı, şiddeti hakkında mı? Arkadaşlar, şiddeti hakkında bilgi verir. Şiddeti bizim üzerimizdeki etkisidir. Ne kadar fazla çatlak oluşursa şiddet o kadar fazladır. Büyüklüğü sabit bir değerdir. O da sismograf adı verilen aletle ölçülür. Depremin doğa, bina ve insanlar üzerindeki etkisinin ölçüsüne şiddeti denir. Sismograf adı verilen aletle ölçülen depreme ait nicelik depremin büyüklüğüdür. Deprem dalgalarının yayılmasını ve depremle ilgili konuları incelen bilim dalı sismolojidir, akustik değildir. Depremin olduğu noktanın yeryüzüne olan uzaklığı arkadaşlar derinlik de denilebilir ama derinlik denmez ya. Burada ne denir? Merkez üssü. Yani o bu da yanlış. 1 ve 2 sorumuzu doğru cevabıdır. Depremin büyüklüğü sismograf adı verilen aletle ölçülür. Doğru. Richter ölçeğinde deprem dalgalarının büyüklüğü 1 ile 9 arasındaki rakamlarla ifade edilir. Doğru. Depre, deprem, deprem anında telefonla yakınlarımızı hemen haber vermeliyiz. Tabii ki de yanlış arkadaşlar. Depremin şiddeti, depremin büyüklüğüne, depremin uzaklığına, süresine, yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılığa bağlıdır. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Son 2. Depremler yeryüzünden yaklaşık 12 kilometre derinlikte yer kabuğunun elastik kısmında meydana gelir. Depremin odağından merkeze doğru yayılan dalgalara mekanik dalgalar denir. Mekanik dalgalar her yöne yayılır. Etki süreleri uzundur ama ses dalgalarıyla hızları aynı değildir tabii ki de arkadaşlar. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Umarım 8 videoda da dalgaları çok iyi öğretebilmişimdir. Bir videomuz daha kaldı. Son durak 25 adet sorumuz olacak. Ondan sonra optiye geçeceğiz. Bilginiz olsun. Depremin şiddeti depremin büyüklüğüne bağlı. Depremin merkezine olan uzaklığına bağlı. Deprem merkezine olan depremin merkezine olan süresine de bağlı. Çok büyük bir kavram yanılgısı var. Şu nokta, şurada 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Tamam. E şimdi Japonya'da 2010 yıllarında olan deprem Maraş'taki ve Hatay'daki depremden çok daha büyüktü. Ama ne olarak? Sayısal değer olarak. Tabii Japonya'da kaç tane insan hayatını kaybetti? Sıfır. Türkiye'de yüz binlerce. İşte bu Türkiye'deki depremin Japonya'daki depremden daha şiddetli olduğunu gösteriyor gençler. Depremin şiddetiyle depremin büyüklüğünü... Sesin yüksekliği yani frekansıyla sesin şiddetini karıştırmayacağınız ünitenin de sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.